Merhaba Sıla, nasılsın? Merhaba, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Nasılsın, nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor, senin nasıl gidiyor? Benim de iyi, yoğun. Yoğun bir şekilde devam ediyor aynen. Geçen araştırma tekniklerinden bahsetmiştik. Aslında ara ara araştırma tekniklerinde alakalı hani günlük çalışması vesaire gibi videolar çekiyorduk. Bugün de yine benzer bir şeyden bahsedelim istiyorum. Sevdiğimiz bir araştırma tekniği. Özellikle patronların çok seviyor. Niye? Masaüstü olduğu için değil mi? Masaüstünü de senden öğrendim. Evet. Geçen videodan. Evet, geçen videoda desktop research method. Umarım saçma bir terim uydurmamışımdır. Yo, bence güzel yani. Gitmeden yapabildiğimiz araştırma teknikleri desek oluyor değil mi? Okey. Netnografi bugünkü konu. Sevdiğimiz bir teknik değil mi? Evet. Diyorum ya, özellikle patronların. Peki sen seviyor musun? Patronları bırak şimdi. Ben seviyorum. Ama tabii hani onun da şeyi var ya, her tekniğin olduğu gibi derecelendirilmiş bir uygulaması var. Şeyi zaten herhangi bir yeni konu, yeni farklı bir konuya girdiğinde, hatta herhangi konu olmasına gerek yok, yeni bir markayla çalıştığımda bile çok hafif seviyede bir netnografi muhakkak yapıp öncesinde çalışmaya devam etmeyi tercih ediyorum. Aslında bir beyin jimnastiği yapmak için de güzel bir şey olabilir yani. Mesela farz edelim birisini araştırma sunumuna, yani araştırma yapmaya değil de bir servis satmak istiyorsun ya da birisiyle bir toplantı yapmak istiyorsun. Netnografi başlangıç için bir çalışma olabilir diyorsun. Şey olarak demiştim de hani proje hakkında bilgi alıp sahaya çıkarken, kullanıcı araştırma yaparken de bir zemin hazırlar diye, ama dediğin gibi de çalışır tabii ki. Anladım. Güzel zemin hazırlayan bir teknik. Büyük ihtimalle bunu da yapmış olmak için yapanlardan nefret ediyorsun. Tabii ki, bu hayatta her şey. Su içerken bile içmiş olmak için insanlardan nefret ediyorum. Güzel, kanalın ismini İttipaz değil de buna değiştirebiliriz. Peki hani netnografinin biraz hani sözlük anlamını vesaire anlatsan bize. Sözlük nedir? Anlamı. Ya sözlük anlamı derken TDK tanımından bahsetmiyorum ben. Açıkçası sözlükte var mı bilmiyorum. İngilizcesinde dahi şey yapıyor dokümanlar. Bir şey önermeye çalışıyor, etnografi önermeye çalışıyor. Öyle bir kelime henüz literatüre geçti mi şeye? Sözlüklere geçtiğini bilmiyorum ama anladım tabii ki ne sorduğunu. Ne demektir diye soruyorsun. Şimdi etnografiyi açıklamak tabii ki haddim değil. Fakat yakın olduğumuz, tanıdık bir kahraman etnografiden gelecek olursak, ne yapıyor burada uzmanlar? Gidiyorlar bir topluluğun, bir kültürün yaşayış biçimini, düşünüş biçimini anlamak üzere gözlemler yapıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Oradan o kültür hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlar. Hatta toplumun bir parçası oluyorlar. Toplumun bir parçası da olabiliyorlar. Uzun süreli gözlem çalışmaları olabiliyor. Gidip orada yaşıyorsun mesela. Sultanbeyli'ye taşınan pazarlamacı var ya. Böyle. Pazarlamacı. Yani işte etnografi yapmak için diyeyim. Evet. Hatta şey de diyorlar, kabile dediğimiz zaman çok komik geliyor ama onlar kabile terimini de kullanıyorlar o toplulukları tanımlamak için. Küçük kültürler diyebiliriz. İnternet ortamında da aslında bizim hedef kitlemiz topluluklar halinde konuşuyor olabiliyorlar. Bütün hedef kitleler için geçerli. Netnografiyi seviyorum ama gidip de bir televizyon için bir çalışma yaptığında, sadece hani belli bir yaş grubunun internet kullanmayan insanlar için yaptığında aslında kullanılamaz bir teknik haline geliyor. İnsanların internet ortamında birlikte konuştuğu küçük topluluklar varsa gidip bu toplulukları gözlemleme ve görüşme, bunlara sorular sorarak işlemi gibi tanımlayabiliriz belki. Yani fiziksel dünyada yapılan etnografinin dijital dünyadaki kabileleri takip etme işine netnografi diyoruz. Bir nevi evet. Ki daha önceki videoda da konuştuk çok büyük ihtimalle. Biz tasarımları yaparken bu yöntemleri ödünç alıyoruz. Yani bir etnografi titizliğiyle değil, yine ödünç alarak belli planlar çerçevesinde bu kabileleri, bu toplulukları gözlemleme diyebiliriz. Hı hı. İnsanlar topluluk halinde bulunuyorlar gerçekten internetlerde. Değil mi? Evet. İnternetlerde yani, yalnız. En öncelikli olarak sosyal medyada zaten küçük toplulukların, grupların oluştuğunu görebiliyorsun. Onun haricinde forumlarda da insanların küçük topluluklar halinde buluştuğunu görebiliyorsun. Hı hı. Favori şeyin ne? Topluluğun ne? Var mı öyle bir? Yeni gelin nevi değil tabii ki. Ama yeni direkt gelin grupları var değil mi Facebook'ta? Çok garip gruplar var. Değişik sunumlar, sunumsuz yakalanmak falan filan. Şeye de, jargona hakim oluyorsun böylelikle. Dedim ya, zemin de hazırlıyor sana. Gidip bir yüz yüze çalışma yapacaksan bile önden bir etnografi yaptığında onlarla hangi dilden konuşman gerektiğini sorularını sorarken vesaire de öğrenebiliyorsun. Onların jargonlarını da anlıyorsun hatta. Evet. Benim en sevdiğim grup Mevlüt takip edenler grubuydu. Adamlar nerede pide ayran dağıtılıyor. Onu takip ediyor, bir de yorum yapıyorlar böyle. Hani buranın pidesi güzel değildi falan. Hani koskoca Mevlüt okutuluyor. Sadece
ayranlar falan gibi böyle yorumlar yapıyorlardı. Aslında ben biraz daha hani her çalışmada mutlaka o çalışmadaki konuyla alakalı bir grup insan bir yerlerde dijitalde toplanmıştır diye düşünüyordum. Yani senden biraz farklı düşünüyorum sanki. Benim az önceki açıklamamdan sonra da hala bir grup insan toplanmış konusuna inanıyor musun? Yani kesin toplanıyorlar. Yani internet o kadar derya deniz ki kesin bir grup insan bir yerlerde toplanmıştır gibi hissediyorum açıkçası. Ama dediğim gibi sen daha tecrübelisin. Yani şimdi örnek vereyim. Diyelim ki sağlık sektöründen bahsedelim. Teknisyenler kendi aralarında hastaneyle ilgili yaşadıkları sorunları internette açık bir ortamda konuşmuyorlar. Kendi kapalı gruplarını bulabiliriz belki ama o kapalı gruplara da dahil olmak mümkün olmayabilir. Veya benim babaannem, dedem televizyonla ilgili yaşadığı sorunu bir ortamda konuşmuyor. Yani bir hedef kitlemin teknolojik okuryazarlığı, daha doğrusu internet kullanımına alışkanlığı. Çünkü babaannem internette var, evet, bir şeyler yapıyor ama dertlerini gidip orada konuşmuyor. Ya da bu kişiler kendi aralarında konuşuyor ama benim ona erişimim sorun olabilir. Evet, hala aynı düşünüyorum. Evet, hatta herkes mümkün değil. Okey, kendi kendimi çürüteyim. Yani bir önceki videoda bir banka uygulaması yapmak için banka çalışanlarıyla görüşelim dediğimde orada da netnografi kullanamayız sanki, değil mi? Evet. Çok güzel çürüttüm kendimi. Ben ikna oldum gerçekten. Tamam, süper. Sen ikna oldun herkese. Peki bu araştırmayı, planlamayı seven bir insan olarak bir netnografi araştırması nasıl planlanıyor, nasıl başlanıyor? Nasıl planlanıyor? Şimdi bir onun için de hazırlık yapmak için de yine interneti kullanıyoruz. Ya bazı bu arada şeyler var, tool'lar var. Firmanın kendi hakkında paylaşılanları topladığı sosyal medyada, internette. Bu tip tool'lara gelen data incelenerek başlanabilir. İnsanlar en çok hangi konularda yorum yapıyor? Benim çıktığım hangi postlara en çok tepki veriyorlar? Hangi kanallardan geliyorlar? Benim siteme nereden tıklayıp linkine geliyor? Bunlara bakılabilir. İşte sosyal medyada benim hakkımda yapılmış postları toplayıp sık gelen geçen kelimelere de bakabilirim. Gibi bir önden toplanmış veriyi inceleyebilirim. Artı şey de var. Mesela geçen videoda düğün sürecini konuşmuştuk. Düğün için bir netnografi çalışması yaptığımda süreci başlıklarına bölüyorum. Bir müşteri yolculuğu haritasının temel ana başlıklarını çıkarıyorsun aslında. Sonra bu başlıklarla ilgili hangi anahtar kelimeler olabilir gibi kendin beyin fırtınası yapıp anahtar kelimeler çıkarıyorsun. Sonra bu anahtar kelimeleri Google Search edip bunlarla ilgili çıkan kaynakları bir inceleyip tarayıp inceleyeceğin kaynakları çıkarabiliyorsun. Şimdi bir, neleri inceleyeceğim, insanlar nerede, onun araştırmasını yapıyorsun. Sonrasında da şöyle bir çatallı yol var. Sadece yorum toplamaya dayanabilirsin. Yani sadece insanların konuyla ilgili konuştukları yorumları arşivleyip bunları analiz edip buradan bir sonuca varabilirsin. Artı sen o topluluğa girip insanlara sorular sorabilirsin. Hatta böyle bir çalışma yaptığından da bahsedip yorumlarını da toplayabilirsin. Ekstra bir onların halihazırda konuşmadığı konuyu onlara atıp onların fikirlerini de alabilirsin. Ama proaktif bir şey yapabilirsin diyorsun yani. Evet. Yani iki yolu var. Fake bir insansın değil mi orada? Fake de olabilirsin. Etik değerleri tartışılıyor hala. Gerçekten insanlara belirtip de bir çalışma yaptığını açık bir şekilde de kendi kimliğine de barınabilirsin. Bu şekilde de sorular sorabilirsin. İkisi için de fazladan ekstra hazırlıklar yapmak gerekebiliyor. İşte orada soracağın soruların hazırlanması, tanıtmak gibi gibi ekstra diğer hazırlıklar yapılması gerekiyor. Soru hazırlıklar nelerdi değil mi? Planlamada neler yapılıyor? Evet. Özetle nereleri inceleyeceğini, neleri inceleyeceğini çıkarıyorsun. Tabii veriyi nasıl kaydedeceğini de çıkarmak gibi bir hazırlığa girebilirsin. Bir Excel'de mi toplayacaksın? Yine bazı tool'lar var. Sitenin linkini veriyorsun ve buradaki yorumları topluyor senin için bir yere. Ondan incelemeyi yapabilirsin. Yani hatta İngilizce'de analizi yapıp çıkan sık kelimeleri, sık cümleleri falan geçen tool'lar da. Evet, ben de onları soracaktım ama şimdilik bizim için Excel yeterli gibi duruyor aslında, değil mi? Aslında hani sosyal bilimlerdeki araştırmaların analizi için bazı araçlar var. Yani bu statement'ların girildiği ve az önce dediğim gibi aralarındaki ilişkilerin çıkarıldığı. Ama şu an Türkçe için sanki onu yapabilen bir yer yok. Evet. Bir de aslında bizim titizlik seviyemiz de sosyal bilimler için yapılan araştırmaların titizlik seviyesiyle aynı değil. Biz tasarıma fikir versin diye yapıyoruz bu araştırmayı. Kalkıp da bir deklarasyonda bulunmuyoruz. Bundan sonra böyledir, bu kültür böyle çalışır diye. O fikirleri alıp sonrasında da zaten çalışıyor mu çalışmıyor mu test ettiğimiz için o yüksek titizlik seviyesine gerek olmuyor. Yani bir akademik makale yazma titizliğinde değiliz diyorsun. Biz değiliz, evet. Okay. Peki, titizlikte olunabilir tabii ki. Az önce tasarıma fikir vermek dedin ya, ben de onu sormak istiyorum. Yani başka hangi amaçlarla kullanılabilir netnografi çalışması? Dijital pazarlama ekibine veya pazarlama ekibine fikir vermek için de kullanılabilir. Ben şu an şeyden bahsediyorum, sektörden bahsediyorum, değil mi?
evet. Sorun onu kapsıyor düşünüyorum. Evet, pazarlama ve tasarım faaliyetleri için kullanılabilir. Hı hı. Finans için falan kullanılabilir. Ön araştırma gibi kullanılabilir dedin. Hani hem aslında... ön araştırma gibi hem de şey için kullanılabilir. Sen bütün çıkacağın postları bu yaptığın çalışmaya göre kelime seçimi, etkisi vesaire yapabilirsin. Çıkabilirsin. Yani tasarımdan tamamen kopalım. Hı hı. Attığın mailler, sosyal medyada yaptığın paylaşımlar, stand'deki banner alanları için vesaire dahil yapabilirsin. Hı hı. Aslında bir ilk aşamadan bahsettin. Yani hangi keywordlerle ben arama yapmalıyım ya da insanlar nerede topluluklar kimler? Topluluklar kimler araştırmasının yapıldığı bir birinci bölüm var. Ve sonrasında orada yorumların toplanıp analiz yapıldığı bir bölüm var. O analiz nasıl yapılıyor kısmı belki bir affinity mapping videosu ayrıca çekeriz ama şimdi ufaktan girmek güzel olabilir. Yani ben gittim. Bir sonraki sorum da memurlar net olacaktı aslında. Memurlar nette memurların İngilizce sınavlarını hazırlık yöntemleriyle alakalı bir sürü cümle, yorum topladım. Bunları da Excel'e yazdım. Madem memurlar netten açtın aslında bir örnekle de ilerleyerek gidebiliriz. Memurlar netten çok faydalandığımız bir çalışma vardı. Yabancı dil sınavı şu an ne diye geçiyor bilmiyorum. YDS'ydi vakti zamanında ismi. Hala YDS galiba. Evet, onun için bir mobil uygulama yapacaktık. Onun için bu yapacağımız mobil uygulamada da çok yüksek bir süre kısıtımız vardı. Bir sonraki sınava yetişmemiz gerekiyordu. Bir sonraki sınava yetişmemiz gerektiği gibi yazılımcı arkadaşlar için de aşırı hızlı bir şekilde tasarımları teslim etmemiz gerekiyordu. Tasarımlar için de bir şekilde bilgi almak gerekiyor. Müşterinin son kullanıcısı yani müşterinin müşterisi birebir bu kişiler olmadığı için müşteriden de bilgi alamıyorsun burada. Tamamen kendi varsayımların üstünden yapman çok riskli. O yüzden netnografi çalışması yapmıştık. Orada aslında memurlar nete nasıl gittik? Bu sınava giren insanların bir kısmının kamu çalışanları olduğunu biliyorduk ama biz yola çıkarken sırf kamu çalışanları için gitmiyorduk burada. Sınavın başlıklarını çıkarıp İşte bu kelimeleri aratıp karşımıza çıkan forumları bulduğumuzda toplulukların oluştuğu yerlerden biri de Memurlar Net'te söylediğin gibi. Sonra bu Memurlar Net'te bahsettiğin gibi konuyla açılmış. Burada şey kaldık, gizli kalıp sadece arşivledik datayı. Herhangi bir soru sorma gibi bir vaktimiz yoktu zaten. Bütün o yorumları topladık bir yerde. Sorulan sorular ve bu sorulara gelen cevaplar. Mesela buradaki tekrara bakabiliyorsun. Orada en çok karşımıza çıkan şey neydi? Kaç almak istiyorsun? Kaç almak istiyorsun? Ben 70 alacağım, ne yapayım? Ben 90 alacağım, ne yapayım? Datadaki tekrar sana tabii ki bir şey gösteriyor. Demek ki burada bir hassasiyet var. Bunun üstüne tekrar bir inceleme yapabilirsin. İnsanlarla görüşürken bunun neden önemli olduğunu anlayabilirsin. Ama sonrasında bunlara gelen cevaplarla karşılaştırdığında zaten bir ilişki çıkıyor arasında. 80 almak istiyor çünkü 80 alırsa 500 TL atıyorum prim alacak da 90 alırsa 1000 TL prim alacak gibi. Yani insanların dur gireyim de kendimi deneyeyim dedikleri bir sınav değil YDS. Yani gidip de X alman lazım dedikleri bir sınav ve hep de çalışma yöntemleri böyle başlıyor. Y alman lazım, Z alman lazım, ne yapayım? Yine diğer kalitatif araştırma yöntemlerinde kullandığın aynı teknikleri kullanıyorsun zaten. Az önce bahsettiğin ilişki haritası videosu da çekeriz. Onu çekersek uygulama bir tahta falan istiyorum öyle çekmek. Tamam, okey. Bir tahta. Bu sözü de aldım. Evet, Uğur'dan ve Mustafa'dan ve diğer katılan arkadaşlardan. Bir söz olsun. Bir tahta önünde çekiyoruz. Affinity mapping videosu. Aslında iki tane videomuz var değil mi? Böyle soru sorma sanatı ve ilişki bağlantısı. Evet, çekeceğimizi iddia ettiğimiz ve hep konuştuğumuz videolar. Şöyle önemli o belki konular. Diğer tekniklerin uygulanışında hepsi için geçerli bir şey. Hepsinde bir hazırlık ve hepsinde bir analiz var ya. Hı-hı. O anlamda önemli gerçekten. Ben bu şeyi de hatırlıyorum. Ya, Memurlar Net çalışmasında bir başak öğretmen olarak kayıt olmuştuk da bayağı bir evlilik teklifi falan gelmişti Başak öğretmeni yani. O diyet çalışması. Diyet çalışması mıydı? Orada okay. Biraz daha vaktimiz vardı. Bu memurlar neti görüşmeleri dahil bir haftada tamamladık hatırladığım. Başak öğretmen olacak şeyimiz yoktu diyorsun yani vaktimiz yoktu. Okey. O zaman yanlış örnek veriyormuşum her yerde. Bu arada gerçekten çok şey geldi. Peki uygulamayı nasıl yaptınız? Yani, tasarım mobil uygulamayı. Uygulama açılır açılmaz sana kaç almak istiyorsun sorusunu soruyor ve sen hedef puanını giriyorsun. Uygulama hakkında biraz daha detay vermemi ister misiniz? Olabilir olabilir. Yani uygulama tabii aslında bir uygulamanın kendisi de hani araştırma yöntemiyle onu nasıl bağladığınızı belki biraz ilişkiler. Yani döneme göre de sorulan sorular değişiyordu bu arada. Hani o bir harita çıkarttık ve başlıklar çıktı diyorum ya. Hı-hı. O başlıklardaki belli sürelerde aslında 3 grup var. Sorulan sorular değişiyor. Sınavın bilmem kaç gün öncesi kala senin sınava nerede gireceğinin aslında belirlenmesi gerekiyor. Sınav sonrasında sınav sonuçlarıyla ilgili
çok forumlarda konuşuluyor. Sınav sonrası çözümlerle ilgili belli fonksiyonlar yapılması gerekiyor. Hazırlık döneminde bir light study ve bir daha hafif geçirilen bir hazırlık dönemi ve daha artık sınav sorularının çözüldüğü bir hazırlık dönemi gibi ikiye ayrılıyor. Bir, o süreç bizi etkiledi. Tabii bazı fonksiyonlar hayata geçti, bazıları geçmedi. Araştırmacının şeyleri, neleri denir? Hayaller gerçekler dünyasında hayaller olduğu gibi. Dönemlik gösterilecek modüller konusu vardı. Bir de az önce dediğim uygulamayı açıyorsun ve sana bir şeyle, kaç hedefin varla başlıyor. Bunlar hep tamamen etnografide insanların sık sorduğu sorulardan oluşturduğumuz özellikler. Başka neler yaptık? Yani tabii ki sınav çözümü için sınırlı ekran alanının nasıl kullanılması gerektiği, bununla ilgili bulgular etnografiden gelmedi. Hı hı. Orada daha farklı tasarımsal çözümler üretti. Yani fonksiyon ve akıştaki iletişimle ilgili bulgular geldi diye. Aslında hedef kitlen netografi yapmaya uyuyorsa, hani burada olduğu gibi, sanki hızlı ve ilk feedbackleri alıp hızlıca bir MVP üretmek açısından da fena bir uygulama olmayabilir gerçekten. Ama dikkat etmek lazım. Özellikle hızlı ilerliyorsan reklam yapılan yorumlar da oluyor bu. Fake yorumlar da zaten kendisini gösteriyor bunlar ama topladığın veri sayısı, yani hemen hızlıca şuna baktım bunu yaptım değil de birazcık daha detaya, derine inmek gerekebilir. Daha fazla sayıda veri toplamaya çalışmak gerekiyor. Yani adam gelmiş foruma sadece bir yere yorum yapmış. O da bu muhteşem falan diye demiş. Büyük ihtimalle. Bazen de çok gerçekçi oluyor. Hani bu muhteşem, anlaşılıyor mu? Anladım. Okey. Bu arada gerçekten sıralamamızda önce memurlar netti, sonra da diyet çalışmasını soracaktım ama ikisi de gerçekten denk geldi. Sen bağlamış oldun. Sanki önceden çalışmışız gibi. Peki diyet uygulamasını nasıl yaptınız? Orada hangi gruplara odaklandınız? Diyet uygulamasında şu an geçmişe gidiyor beynim. Çalışın, çekiyor, çekiyor. Sadece şey yoktu. Diyetisyenlerle de görüştük. Diyet yapmış kişilerle de görüştük. Bir netnografi çalışması da yaptık. Küçük bir prototip testi de yaptık hatta orada. Burada ilk bazı sanırım diyetisyenlerden aldık, o nelerin çıkması gerektiğine dair, başlıkların çıkması gerektiğine dair. O başlıkları yine benzer şekilde neler konuşuluyor, o keywordler, anahtar kelimeler araştırılacak, yine diyetisyenlerden aldık. Hem kullanıcı görüşmelerini hem netnografiyi aynı incelenecek konular üstünden gittik. Ve çok güzel eşleştiğini görüyoruz orada. Burada şeyler vardı. Yine ulaştığımız kaynaklar Facebook'taki gruplar ve bunların çoğu kapalı gruplar. Bu gruplara dahil olman gerekiyor. Kadınlar kulübündeki yorumlar. Ben işte o forumun hastasıyım ya. Kızlar soruyor ve kadınlar kulübü. Kızlar soruyor vardı. Bloglar vardı birkaç tane, şu an adını hatırlamadım. Dökümanı açıp ona bakmak lazım. O da işte veri falan filan vermeyeyim hepsini. Facebook'ta o Dilek Öğretmen dediğin olay. Facebook'taki o kapalı gruplara dahil olmak için bir profil oluşturduk. İsmim soyisim paylaşmayayım ama Deniz. Profilimiz Deniz. Ha, başa bir öğretmen değilmiş yani. Hem kadın hem erkek olarak algılanabilecek şey bir isim. Her çalışmada rahat kullanabileceğimiz bir isimle bir hesap oluşturup dahil olduk. Biraz daha pasif olduğumuz, araştırmacı olup da size bunları soruyorum değil, gruptakileri topladığımız ama ara ara sorular sorduğumuz bir şekilde veri topladık. Yine arşivleme yaptık yani. Orada peki nasıl bulgular elde ettiniz? X almam lazım gibi şeyler çıktı mı? Orada insanlar, buradan diyet uygulaması yapacak insanlara birazcık veri sağlayayım o zaman. Şey, kendiniz ya da çevrenizdeki insanlar muhakkak bir diyet yapan kişileri görmüşüzdür ve diyetin en büyük sıkıntısı, belli bir yine hedefe ulaşmak için, belli bir state için yapılıyor. Hayat değişikliği şeklinde yapılmadığı için çok başarılı olmuyor diyetler. Bizim çözmek istediğimiz, cevap vermek istediğimiz konu, insanlar diyeti neden bırakıyorlar, neden devamlılığı sağlanmıyor diye. Orada da şunu gördük aslında. Kendin gibi olmayan insan, yani kendini bir şeylerden mahrum bırakılmış hissediyor kişiler. Ve diyet ancak kendisi gibi insanlarla, bu acıyı paylaşabilen insanlarla başarılı bir şekilde devam edebiliyor. O yüzden kapalı gruplara denk geliyoruz mesela. Evet. Yani diyetisyenlerimiz de söylediği bir şey vardı. İnsanlar sosyal bir şekilde diyet yapabilir. O yüzden bu uygulamada da sosyallik olsun. Diyetisyenler gerçekten bu işi biliyor. Sosyal bir şekilde yapılıyor ama ben seninle diyet yapamıyorum. Tanıdığım bir insanla yapamıyorum. Farklı hedeflerimiz olabiliyor. Sen bozduğun zaman motivasyon düşebiliyor. Ya da sen bana onu nasıl yersin dediğinde ben ters tepki verip daha fazla yemeye başlayabiliyorum. Ama Zeliş vardı adı, hiç unutmam kendisini. Bütün grubu böyle gaza getiren. Zeliş çok güzel kilo veriyor.
Zeliş'le bir yarış içerisindesin. Zeliş sana deyince, aa nasıl o cheesecake'i yersin, kendine bunu nasıl yaptın deyince sen bir sorumluluk, bir pişmanlık duyuyorsun. Bazı kişilerde şey motivasyonu da var zaten. Sırf diyetisyene gitme sebebi diyetisyene hesap vereyim diye. Evet, bir parayla birinden dayak yiyeyim. Evet, bedava birinden dayak yiyeyim şeklinde Facebook'taki kapalı gruplarda. Ya yani orada hem bir yarış motivasyonu var hem de acının paylaşılması durumu var. Hı hı. Aslında müşterimiz de şey istiyordu gerçekten, hani diyet sosyalleşsin ama şöyle sosyalleşsin istiyordu. İşte Sıla pasta yesin. Sıla'nın pasta yediği Facebook'taki arkadaşlarına gitsin ve arkadaşları Sıla'ya desin ki, Sıla ne yaptın? Neden pasta yedin? Sen diyet yapmıyor musun? Desin. Aslında etnografi çalışması da bize insanların etrafındaki eşleriyle, dostlarıyla değil, onlarla diyet yapamadığını, hatta diyeti bozan da ilk o grupların olduğunu göstermişti. Yani sigarayı bırakmaya çalışan kişilere ilk arkadaşı şey yapar ya, hiçbir şey olmaz. Yani diyette de benzer bir durum vardı sanki. Evet, yani diyetisyenler de sonuçta yıllardır bu mesleği yapan, danışanlarına bu hizmeti veren insanlar ki mesleğin geçmişi var. Tabii ki biliyorlar sosyallikle çalıştığını ama böyle küçük ipuçları, o toplulukları biraz daha gözlemleyince ortaya çıkıyor. Çalışmalardan son olarak bir de bir moda alışveriş ve kombin çalışması yaptık diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum? Ya genel her çalışmanın içinde yapıyoruz ama sadece netnografi odaklı bir çalışma hatırlayamadım. Sen acaba bana ismini söylersen projenin hatırlar mıyım? Ya şu insanların odalarını falan gittiğimiz bir çalışma vardı ya. Gardıroblarına falan baktığımız çalışma. Orada da kombin yapma yöntemlerini araştırmıştık galiba, değil mi? Biraz yine çok netnografi amaçlı değil de ek desteklemekti. Oradaki yaptığımız şey, insanların evlerini ziyaret dolaplarını açtırmıştık. Sen onu hatırlıyorsun netnografi değil de. Ama hani genel gibi bir şey olarak konuşabilirim istersen, yedekli zemin hazırlama gibi. Anladım. Ben hep şey örneğini veriyorum. Saks mavisi elbise yazarsan Google'a altına hangi renk ayakkabı diye bir tamamlama oluyor. Ve bunu cevabının da kadınlarkulübü.com'da bulabiliyorsun. Hem de kızlar soruyordu aslında. Hem de kızlar soruyordu. Ama o çalışma şey değil, netnografi. Bugün 2 saat içinde yapıyoruz aynısını. Hepsi burada da, orada da, burada da. Anladım. Hani o her birine yedeklediğimiz çalışma olarak istersen. Evet. Bu arada video izleyenlere söyleyelim. Saks mavisi elbisenin altına altın ve gümüş renk ayakkabı iyi gidiyor. Mustafa bu konuya iyi gidiyor. Çünkü bu çalışmada... Ama eski moda kaçacak. Eski moda mı? Tabii ki renk kombinleri çalışır da... Aynen, Google aramalarında var ya, en iyi klimalar diyor arıyor insanlar. Karşısına donanım haber geliyor. Bakıyorlar böyle 500 tane sayfanın olduğu bir forum. Sonra en iyi klimalar 2019 diye arama yapıyorlar. Buna benzer bir arama patternlarını da aslında bu netnografi çalışmalarıyla bulabiliyorsun. Bu arada netnografi çalışmasında iyi bir noktaya da değindin. Forumu buldun. Tarihlere dikkat etmek gerekiyor. Bazen yüzyıllar önce değil tabii ki. Yıllar önce konuşulup bırakılmış bir yere de denk gelebilirsin. Dedin bak, güzel bir ipucu oldu. Tarihe de, o yorumları topladım, yorumların tarihine de dikkat et. Çünkü insanlar değişiyor. İnsanlar değişiyor. Okey, bu kadar konuştuk. Bir Kozinets ve Kaan Varnalı demedik sanki, değil mi? Ama evet demedik. Netnografi kavramını ilk Kozinets kullanmış. İsmini hatırlayamadım şu an. David Kozinets. Emin olamadım ama sanki David Kozinets'ti. Robert Kozinets'miş. Uydurmuşum. Aynen, Robert Kozinets'miş. Ben uydurmuşum yani. Türkiye'de de Kaan Varnalı'nın belli araştırdığı, hem etnografiyi anlattığı hem de belli araştırmaları, yani öğrencileriyle yaptığı belli araştırmaları paylaştığı bir kitap var. Şöyle çıkarıp kitap da. Aynen, Dijital Kabilelerin İzinde. Ben orada şeyi çok sevmiştim, yine kadınların özel günlerdeki hediye beklentisini araştıran bir çalışma vardı. Ya Volkswagen müşterilerin ya da Mac müşterilerinin kendi forumlarındaki kültürünü ve jargonlarını anlamaya çalışan bir çalışma vardı. Diyerek, var mı eklemek istediğin netnografi ile alakalı bir şeyler deyip kapatalım istersen. Düşünüyorum. İşte biraz daha bu bahsettiğin çalışmalar, titizlik seviyesi yüksek çalışmalar oluyor. Evet. Biz o iki bahsettiğimiz projede bütün veriyi netnografiden almaya çalıştığımız yöntemle tercih edebiliyoruz. Veya işte o kıyafet örneğinde veya diğer projelerde olduğu gibi araştırmaya zemin hazırlamak için de netnografiyi kullanabiliyoruz. İnsanların bu eğitimlerde de tanıştıklarında, aa biz bunu yapıyormuşuz ya fark etmeden dedikleri ve çok sevdikleri bir yöntem oluyor. Evet, ben de çok yine seviyorum. Ama ben ne diyorum, planla gidip düzgün gitmek gerek ki gerçekten her şeyi yakaladığından, varsayımlarına doğru temel yakaladığından emin ol. Evet, ki bahsettiğim plan gerçekten güzel bir plan. Yani mevcut hakkında konuşulanları anla, oradan keywordler çıkar, o sıra forumlarda ve topluluğun nerede olduğunu öğren ve o topluluğu o keywordler
çerçevesinde araştır ve oradan insanların yorumlarını, sorularını bir yere koy ve oradan da pattern yakala. Şey dememiş olabilirim, sen bunu deyince özetle aynen demedim galiba. Onları bir yere koy ve sonrasında analiz et, evet, klasik yöntemlerle, ama bir yandan da sen bu yolculuğunu bir yerde kaydet. Yani çünkü bir şey göründüğünde aklına bir şey geliyor, çıkarımların oluyor vesaire. Ben genelde bir Google dokümanı tutmayı tercih ediyorum. Evet, işte bu arşivlediğin, o topladığın yorumları daha sonra incelemenin dışında kendi yolculuğunu da not almış olduğunda o anlık gelen, anlık çıkarımlarınla aslında yeni şeyler ekleyebiliyorsun araştırmana. Daha kaç video önce konuştuk bilmiyorum ama araştırmada birazcık senin deyiminle proaktif, benim deyiminle esnek olmak gerekiyor. Her an planlamaya yeni bir şeyler dahil etmek gerekiyor. Hiçbir zaman planlama budur ve katı bir şekilde buna uyacaksın diyemem. Aha. Onlar sana şey sağlayabiliyor. Aa, yeni bir topluluk varmış, bunu sonra bakayım. Aa, işte böyle bir şey çıktı, bu kelimeleri de aratayım bakalım bir şey var mıymış gibi. Yani bir yandan sadece şey gibi, çılgın gibi yorum toplamak ve sonra incelemek gibi ele almayalım. Bu yorumları toplarken de kendi yolculuğumuzu bir günlük gibi kaydedersek bize faydalı olur. İpucunu da vereyim. Evet, şey açısından da güzel olur aslında. Hani dokümantasyon yapmak senin o esneklik dediğin noktada çok işe yarıyor. Çünkü daha önceki yaptığın araştırmalarda yakalamadığın bir motivasyon var. Ve bunu başka bir teknikte yakaladığında geçmişe tekrar dönüp acaba bu adamlarda da aynı motivasyon var mıydı diye bakıyorsun. Evet. Etnografide dokümantasyonu en kolay yöntemdir diyebilir miyiz? Ben hepsinde yapılması gerektiğini sanıyorum, biliyorsun. Yapılsın yapılmasın demiyorum. Tabii ki yapılacak da. Sonuçta en kolayı... Tabii şey, oturuyorsun ya bilgisayarın önünde. Aynen. Ctrl-C, Ctrl-V. Okay. Ses kaydı dinleyip yazma yok. Aynen. Onu da yapacaklar inşallah. Ya. Yani bilen varsa gerçekten yorum olarak ben yazarsa... Denedim de. Ya, çalışmıyor, çalışmıyor. Evet. İngilizcesinde de verim alamıyorum. Evet. Düzelecek. Son iPhone'larda bayağı şey var yani. Kısa mesela 5 cümle, 3 cümle alıyor da bütün o 1 saatlik görüşmede şey... Aynen. Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğim bir şey yoksa... bir de onu söylüyorum üstüne. Tamamen robotik yalnız. It depends. Öyle artık alıştığın için ona sorular sormuyorsun. Aynen, sormuyorum. Okey, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.